Merhaba Seda. Merhaba. Öncelikle kısaca bir kendini tanıtabilir misin? Şu anda inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisansı bitirdikten sonra 2005 senesinde ilk olarak geldim doktoramı yapmak için Japonya'ya. Tokyo Üniversitesi'nde doktora yaptım. İşte doktora bittikten sonra Fransa'da bir sene, onun üzerine İngiltere'de 3 sene doktora sonrası araştırma yaptım. Sonra tekrar buraya döndük. İnşaat mühendisliği nükleer tasarım alanında çalışıyorum. Neden Japonya'da deprem olsa da can kayıpları az oluyor? Tasarımları ona göre yaptıkları için. Bu Türkiye'de böyle değil mi diyeceksiniz? Evet. Türkiye'de aslında bizim yönetmeliklerimizin hepsi yerli yerinde. Ona göre hesap yapıldığı zaman binaların tabii ki yıkılmaması lazım. Mesela İzmir depreminde de görüldü bu. Binanın biri çöküyor, yanındaki bina çökmüyor. Şimdi buna zemin de diyemezsiniz. Japonya'da zemin çok mu iyi? Yok, değil. Ama bizde mesela yani ne olacak? Birazcık donatından az koyu verelim ya da 5 katlı binam vardı ama hadi bir kat daha ekleyi verelim. Derlerse işte onlar sorun noktaları. Yani o zeminin taşıyıcılığı, o temelin aktarımı falan yani üstteki yüke bağlı. Tabii siz ona göre tasarladığınız bir şeyin üzerine bir kat daha çıkılırsa zemin de tabii bu yükü taşıyamayacak durumdaysa mesela yani statik haldeyken sorun olmasa bile deprem geldiği zaman tabii ki yıkılıyor bina. Kurallara uymak ve uymamak arasındaki ince çizgi diyeyim ben. Hani hayır hatırlıyor musunuz? Hesaplamaları değiştirerek yapıp yani birazcık yolsuzluk yapmış. Mesela onun yaptığı yapılar depreme dayanıklı değil. Büyük bir olay olmuş. Onun sonrasında mesela daha sıkılaştırdıklarını hatırlıyorum. Bu denetim mekanizmasını. Denetim mekanizması var. Denetim mekanizması çalışıyor. Kurallara insanlar uyuyor. Sadece mimarı mühendisi değil, kamu çalışanları değil. Aynı zamanda o yapının sahipleri yani. Onlar da yani kurallara uyuyorlar. Herkes kurallara uyunca bir sorun çıkmıyor. Ama işte ne zaman kurallara uymuyorsunuz işte o zaman. Yani Japonya'da her şey aslında mükemmel falan değil. Yani ters giden olaylarda olduğu zaman ama işte denetim mekanizması devreye giriyor. O zaman da onların düzeltilmesi için ya da işte binalar yıkıldı tekrar yapıldı ya da güçlendirildi yani. Japonya'daki mesela şeyi araştırmıştım ben. Depremsellikle alakalı olan kısmına bakmıştım. Bizimle birlikte aslında Türkiye ile birlikte ilginçtir. 1800'lü yıllarda, 1800 yılların sonunda yani yabancılar geliyor. İşte depremselliği araştırmaya başlıyorlar. Biraz yapılar değişmeye başlıyor. Ahşap ağırlıklıyken tuğla yapılar var ya bazı yerlerde. Mesela onu kullanmışlar ama onlar daha sonra deprem performansı iyi olmayınca bu defa betonarme falan hani o şeylerin değişimi de o şekilde. Depremin büyük bir dediğim artık yani gelen karşılaştığınız daha büyük bir şeyle karşılaştığınız zaman ona göre yeniliyorsunuz yönetmeninizi. Ona göre daha da dayanıklı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Japonya'da evler raylı sistem üzerindeymiş. Tüm evler böyle mi? Evler böyle değil. Siz şimdi evi yapacaksanız böyle böyle bir ev istiyorum. Ama mesela kimse temelin nedir, şeyin nedir falan o tip konulara pek inmiyorlar. Ben hatta bu ev şeylerine, fuarlarına gittiğim zaman sormuştum işte merak ettim yani bir ev yapmak istesek. Bir zeminle ne hesaplamaları ne yapıyoruz? Ay bize hiç böyle sorular sormuyorlardı falan diye. Yani herkes mesela mutfağım nasıl olsun, bilmem ne stili olsun falan yani böyle herkes şeyinde hani nasıl güzel görünecek falan ama yapının taşıyıcılığıdır, depremselliğidir falan o kadar çok sorunu olmadığı için. Ama mesela isterseniz o zaman tabii ek fiyat oluyor. Şimdi ona göre de karar vermeniz gerekiyor. Yapının üstü mü güzel olsun yoksa altı mı sağlam olsun falan. Raylı sistem olsun olmasın o sizin kendi tercihiniz oluyor. Raylı sistem olmasa da yine hani bina zarar görmeyecek şekilde tabii ki tasarlanabilir ama raylı sistem olduğu zaman hani şey olmuyor kontrolsüz deformasyon mu diyeyim artık yani kontrolsüz hareket olmuyor. Biraz da yani gene hareket ediyorsunuz ama şu şekilde yani şöyle 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 olmuyor şu şekilde gidip geliyorsunuz. O zaman eşyalar işte devrilmiyor falan hani artısı eksisi Ama yani pahalı o yani. pahalı işte eksisi pahalı olması. Türkiye'de var mı raylı sistem? Sönümleyici falan deniliyor galiba bizde. Yani isterseniz yapıyorsunuz ama onu genelde çok katlı binalarda falan. Benim mesela şu anda oturduğum bina da çok katlı değil ama 6 katlı. Binanın sahibi istedi muhtemelen. Aşağıda menşin dedikleri şey var. O sönümleyicilerden var. Yani mesela depremde böyle gidip geliyoruz tabii. Gene gidiyoruz geliyoruz ama daha kontrollü gidip geliyoruz. Eşyalar falan çok devrilmiyor. Bizim geçen olan depremde de hiçbir eşyamız devrilmedi mesela. Taşınırken ona baktınız tabii değil mi? Yoksa. Baktım. Neden diyeceksiniz? Ben çünkü 99 depremini yaşadım ve evimiz ağır hasarlıydı. O yüzden bir daha aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Yani o açıdan da biraz daha veririm parasını ama yani biraz daha sağlam bir yerde yaşayıp akıl sağlığımı korumak istiyorum o açıdan. Mesela yapının üstüne çok fazla bir şey harcamamışlar ama o temel kısmına gömmüşler parayı. Japonya'nın şansı üzerine kurulduğu zemin mi yoksa yaşadıklarından ders çıkarması mı? İşte ikincisi. İki. Zeminiyle alakası yok.
Şey değildi değil mi o? Osaka tarafından bir havalimanı var hani denizin ortasına yapılan. Yani Kansai Kuko. Yani bunun şimdi zeminle alakalı olmadığını bu açıdan görebilirsin. Yani dolgu zemin alan olmayınca adamlar olmayan yerde havalimanını kurabilmişlerse demek ki yapılabiliyor yani. Sıvılaşma falan çok görülüyor Japonya'da. Yani deprem de var. Sıvılaşma da mesela yıkılan demeyeyim de yani şey olan bu devrilen binalar oldu. Yani bina bütün halinde çok iyi ama altındaki zemin böyle depremle birlikte bir sıvı gibi bir şey haline geliyor ve artık taşıyamayacak duruma geliyor zemin ve bina bir bütün halinde devrildiydi. Yani zemini artı bir şey yok burada. Normal şeylere, hesaplara ve kurallara uyduğu zaman her şey mümkün. Peki Japonya'da deprem olduğunda neler yapıyorlar? Bu yapılara güvendikleri için tabii burada. Tabii deprem anında böyle koşuşmuyorsunuz etrafta. Çünkü o bayağı riskli bir durum. Kendinize hem dengenizi sağlayamazsınız hem de eşyalar düşebilir. Hani yaralanma ihtimaliniz olabilir. O yüzden hemen masanın altına girme olayı var. Yani biz de tabii yapıya güvenemediği için insanlar haklı olarak, çok haklı olarak kaçmaya çalışıyorlar. Ben ona bir şey diyemiyorum ama normalde eğer yapınıza güveniyorsanız yani bu tip eşya düşmesi sadece burada yaralanmalara neden oluyor. Onun için de işte böyle işte masa altıdır hani başını koruyabileceği bir yere sığmaya çalışıyor insanlar. Ondan sonra da yani duruma göre bakıyorsunuz eğer alarmlar falan devam ediyorsa ve sizi yönlendiriyorlar zaten o tip durumlarda. Hani evlerinizden çıkıp böyle toplanma alanlara gitmeniz gerekiyorsa ona göre hareket ediyorsunuz. Yoksa yani burada herkes kafasına göre ay Allah Allah toplanma alanına koşalım gidelim diye bir şey yok mesela. O şeylerin hani devlet tarafından bir alarmın gönderilmesi ona göre sizin o taraflara gitmeniz gerekiyor toplanma alanlarına. Zaten hani yürüme imkanınız olmuyor. Şeyi yaşadınız mı bilmiyorum. 2011 depremini ben de burada değildim. Ama hani simülatörlere falan bindiğinizde şey yapamıyorsunuz. Yani ayakta durmak bile çok büyük bir şey. Başarı savuruyor yani. Bayağı kuvvetli olduğu için işte sadece o düşen şeylerden kendinizi korumaya odaklanın. Evet. Asansör kullanmamak gerekiyor. Gerçekten çok büyük yangın ve depremlerde. Çünkü o kabloların durumları belli değil. Yani kontrol yapılması lazım ki yoksa daha büyük tehlike. Zaten Japonya'da böyle deprem olunca kimse sallamıyor, değil mi? Ama işte alıştıkları için benim şu anda o küçük kızım mesela 3 yaşına geliyor şimdi. Sürekli o ayda bir yapılan tatbikatlar yapıyorlar yani Evet. ufacık yani yuvanın yani karlaştığı bir yer var. Yuvanın hemen arkasında biraz daha boş bir alan var. Oraya iniyorlar mesela. Alışıklar yani. Bizde de keşke böyle şeyler olsa da. Bir şey olarak ve sürekli bir hazırlık hali var. Bu hazırlık hali önemli. Hazırlanıyorsunuz, bekliyorsunuz. Ona karşı önleminizi de aldığınız için daha sakinsiniz tabii bu durumda. Japonya'daki yönetmenin gelişimin de öyle olmasından dolayı. Yani yaşıyorlar bir şeyi. Üzerine düşünüyor insanlar. Gerçekten bu bir sorunum var. Bu sorunla yaşamam da gerekiyor. Biliyorlar da. İşte onu çözmek için ne gibi şeyler yapabilirim? Hani çözüme odaklı. Japonya'da ve Türkiye'de ev seçerken deprem açısından neyine dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela risk haritaları var. Onlara bakma imkanı var. Herkes bakabiliyor mesela. Afat'ta da benzer bir uygulama başlamış. Fay hattının nereden geçtiğini görebiliyorsunuz. Yapıların şartnamelere uygun olup olmadığını sormak pek insanların aklına gelmiyor. Çünkü şartname uygundur herhalde yani. Çünkü kontrolü falan yapılıyor diye. Türkiye'de bunu biraz sormak gerekebilir. Bir de Japonya'da mesela 81 sonrası bu yönetmelik hani daha sıkılaştırıldı, daha depreme dayanıklı yapılar diye geçiyor zaten mesela. 81 sonrası için öyle adlandırıyorlar evleri. 81 öncesinde eğer yani mesela eski bir ev alıyorsanız onun güçlendirilmesini yapılıp yapılmadığını da sorabiliyorsunuz. Anladım. Benzer şey de Türkiye için mesela 98 yönetmeliği ve sonrası daha kapsamlıdır. En iyisi tabii en iyi yönetmeliğe göre yapılanı. Ama mesela eski yönetmeliğe göre yapıldıysa da bunun bir yapı denetim şirketiyle mesela anlaşıp işte kontrolleri yapılıp hani yönetmeliğe uygun olan yerleri kontrol edip ondan sonra ek mesela güçlendirme gerekiyorsa güçlendirmesinin yapılması gerekiyor. Eğer eski bir yapı alacaksınız da. Bazen mesela evrakta oluyor ama bakıyorsunuz yapının kalitesi o kadar iyi olmayabiliyor. Denetimleri düzgün yapılmış olabiliyor. Yani o tip şeylerin işte denetim şirketleri tarafından kontrol edilmesi gerekir. Yani gönlümüz istiyor bizim ülkemizde böyle büyük bir deprem oldu, 120 kişi yaralandı falan da geçiversin hani haberler. İleride bunu biz de göreceğiz. Bu İnşallah. kurallara lütfen uyalım arkadaşlar.